Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere gerçekten düşünülecek bir tarif ve çok değerli bir tarif sizlere yapacağım. Şu an gerçekten tüylerim diken diken. Sizinle 1500'lü yıllara gideceğiz. Çok kıymetli ve çok değerli gerçekten bir tarif ve çok aynı zamanda çok lezzetli ve çok şifalı. Osmanlı yemeği adı kombursiye. Unutulmaya yüz tutmuş bir tarif. Bu gün ışığına çıkarmak gerçekten çok önemli bu. Şu an o yemeği sizlerle paylaşacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi sayın tavçilerim burada gaz başı, kuş başı değil. Gaz başı 600 gram kuzu eti buttan aldım. Çok iyi. Çok az yağ var, çok az. Burada da arpacık soğanlarımız var bu şekilde. 600 gram kaz başı kuzu etimiz, 600 gram arpacık soğanlarımız ve büyük bir baş sarımsak. Bunları sarımsakları da ezmiyorum, doğramayacağım da. Ve burada ne var? Artı nohudumuz var. 1,5 su bardağı. Şimdi bunun suyunu süzeceğim ve yapmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci aşama nohudumuzu akşamdan ıslattık. 1,5 su bardağı nohut. Tencereme ilave ediyorum. Düdüklü de pişireceğim. Artı 600 gram etimizi de ilave ediyorum. Bu şekilde ve üzerine Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'asir Rabbi temmin bil hayr. Üzerine 1,5 litre su. 1,750 milim su koyduk. Şu an ne yapıyoruz? Hiçbir şey eklemeden tenceremizin, düdüklümüzün kapağını bu şekilde kapatıyoruz. Bu düdüklüm depremden sonra ilk kez kullanıyorum bunu. Orada depoda buldum. İnşallah güzelce yıkadım. Darbeler yemiş tabii ki. Ama inşallah bozulmamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kilitliyorum. Ve en yüksek dereceye getiriyorum. Ocağa götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika. Bu arada anne soğanlar büyük diye kimse korkmasın. Hayır, bu soğanlar yemeyen biri olarak çok beğenmiştik. Kesinlikle yemeğin tadı asla demezsiniz ki soğan. Aynen. O kadar lezzetli diyebilirim. Bunu zaten aslında söylemeye gerek yok. Bunu siz yapın. Ve ne kadar lezzetli olduğunu, ne kadar değerli bir tarif olduğunu o zaman anlayacaksınız. Şimdi ben bunu altını açıyorum. Bu şekilde. Ve pişmeye bırakıyorum. Görüşürüz. Tenceremin altını kapatıyorum. Ve 5 dakika havası gitmesi için bekliyorum. Şimdi düdüklümüzün havası gitti. Şöyle gel göstereyim kızım. Şimdi etimiz, nohudumuz maşallah subhanallah şöyle bir deneyelim. Hamur gibi pişmiş. Etlerimiz de pişmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer işleme geçelim şimdi. Şimdi tencereme bir kaşık tereyağı ilave ettim. Ve eritiyorum bunu. Bakçılarım yağımız biraz ısındı. Şimdi 600 gram arpa soğanlarımı ve büyük baş sarımsak. Sarımsakları hiç ezmedim, doğramadım. Onları tereyağıyla böyle güzelce kavuracağım. Bu şekilde. Şimdi soğanlarımızı güzelce kavurduk böyle. Biraz daha kavuralım. Biraz daha, bir tık daha. Şimdi soğanlarımızı tereyağıyla böyle güzelce kavurduk, poteledik. Şimdi ne yapıyoruz? En önemli şeye geldik. Şimdi buradaki nohudumuzu, etimiz Bismillahirrahmanirrahim ilave ediyorum. Bu şekilde. Kapağını kapatıyorum ve 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Tam 6-7 dakika oldu, kaynıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Burada tuz yoğurdumuz var. Bunu açıyorum ve oradan tuz yoğurdu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4 ve şu an 5 kaşık ilave ettim. Gerekirse daha da koyacağım.
Tuzlu yoğurt yoksa süzme yoğurt da yapabilir mi? Kesinlikle evet, tuz yoğurt yoksa, çünkü herkesin tuzlu yoğurdu olmayabilir tabii ki. Herkes Hatay'da olmayabilir. Şimdi ancak Hatay'da yani daha çok tabii ki şimdi yine de bulunuyor ama bulmayan da mutlaka vardır. Eğer bu tarifi yapmak isteyen varsa tabii ki süzme yoğurttan da yapabilirsiniz ya da taze normal yoğurttan da yapabilirsiniz ama tuzlu yoğurdun özelliği kesinlikle alıp direkt tencereye atıyorsunuz ve hiç kesilmiyor. Evet ama tabii ki süzme yoğurttan da kesinlikle Peki yapabilirsiniz. süzme yoğurtla yapılırsa bir işleme gerek var mı, yoksa direkt böyle bunun gibi koyabilir miyiz hemen? Onlar tabii ki kendi yoğurt çorbası yaptıkları zaman biliyorlar. Yani bir kaşık un içine koyup Ona biraz şey yapmak lazım. üzerine su, biraz kaynar su bu yemeğin suyunda karıştırıp bu şekilde dökmek gerekiyor ve kaynayana kadar karıştırmak gerekiyor. Yani Kesilmesin diye. tarifçilerim tabii ki bunu biliyor. Herkes biliyordur bunu. Ama tuzlu yoğurt öyle bir sıkıntı yok. Direkt ne yapıyoruz? Direkt atıyoruz ve hiç ne yapıyoruz? Hiç karıştırmıyoruz. Aynen. Hiç O kesilmeden kesilme diyorsun. olayı yok. Tabii ki ama onu tuzlu yoğurdu pişirirken asıl mesele orada. Saatlerce hiç elin durmadan karıştır karıştır. Altıncı kaşığımızı da koyduk bu şekilde. Belki bir kaşık daha koyabilirim. Şimdi ben daha yemeğime hiç tuz koymadım. Yalnız çok güzel koktu. Evet. Soğanları bile kavururken daha inanılmaz buram buram kokmaya başladı. Maşallah, subhanallah. Gerçekten yemek çok kaliteli bir yemek. Çok lezzetli bir yemek. Hiç demezsin ki soğan. Hani ki dersin ki bu soğan yemeği nasıl yiyelim bunu? Ama hiç öyle değil. Kesinlikle hiç öyle Aynen. düşünmeyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bir çay kaşığı tuz. Yani bir tatlı kaşığı silme. Tuz koydum. Bir çay kaşığı kaba tam dolu dolu. Ve yemeğimi karıştırıyorum böyle. Şu an yoğurduna bakacağım, bir de tuzuna. Nasıl acaba diye. Şimdi sayın tavçilerim ne yapıyoruz? Ay, yedinci kaşığımı tek sayıya tamamlayalım. Arzu istedi. Çok Yani güzel oldu. aslında güzel de tadı ama Evet ama tabii bir ki bir taraf kaşık sanki. alabilir. Onun için bir kaşık daha Çok ekleme. dolu dolu değil ama, değil mi? Normal Yok silme. yani dolu dolu. Öyle mi? Evet. Şimdi tam 7 kaşık. Ben burada ne kadar? Bir suyu ne kadar kullandım? Bir 750. 750 milim su kullandım. Bilginiz olsun. Kesinlikle artı su koymadım. 35 dakika pişirdim bunu düdüklüde. Yani Nohudu, nohutla eti. nohutla eti. 35 dakika nohudu akşamdan ıslatmıştım. Sabahleyin bu şekilde pişirdim. Onun için söyleyeyim 35 dakika. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz ve orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Şimdi yemeğimize bakalım. 10 dakika daha. Yoğurdunu koyduktan sonra 10 dakika daha kaynattık. Şimdi ne yapıyoruz burada? Burada yarım yemek kaşığı tereyağı. İçerisine bir tatlı kaşığı nane. Bir çay kaşığı toz biber. Biraz daha Oy. ekledik, değil mi? Yarım yemek kaşığı. Şimdi sayın takipçiler ne yapıyoruz? Burada 15 tane kadar süs biberimiz var. Kuru süs biber. Kırmızı. Bunları da yemeğimize ilave ediyoruz. Bu şekilde. Bu yemeğimizi hem lezzetlendiriyor hem Renklendiriyor. renklendiriyor. Evet. Çok güzel renklendiriyor. Şimdi ne yapıyoruz? Yemeğimizin üzerine nanemizi ilave ediyoruz. Yemeğimizin kapağını kapatıyorum ve yemeğimiz şu an pişti. Altını kapatıyorum. 10 dakika dinlendireceğim. Sizlere geri Şimdi döneceğim. çıkıyor. Yemeğimiz dinlendi. Şimdi sizlere. Ama bu arada burada yanına pilav yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle biraz yavaş alayım. Yemeğimizi 10 dakika dinlendirdim. Maşallah, subhanallah. Şimdi servis yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi sayın takipçilerim, çok değerli yemeğimiz karşınızda. Buyurun sayın takipçilerim. Mutlaka bu tarifi deneyin. Tabii ki düdüklüde pişirdiğim için hem soğan hem et lokum gibi oldu. Mutlaka siz de yaparsanız bu şekilde yapın. Gerçekten inanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir nimet. Mutlaka bu tarifi deneyin ve bu lezzeti mutlaka yiyin. Mahrum kalmayın diyorum. Soğanlara bakabilir miyiz anne? Tabii mesela ki. Soğanları bölsek. Şöyle böleyim mi yani? Böleyim mi? Onunla biraz ses çıkabilir. İstersen şöyle yapabilirsin. Şöyle. Lokum gibi. Yumuşak ki. Evet. Ay. Ses bile çıkarmadı belki. Bu şekilde evet. Eline sağlık. Yenilere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın tavukçılar, ben bugün biraz rahatsızım. Soğuk su içtim zannedersem. De gece aç kalmış. Evet, aslında normalde ben soğuk su içmem ama çok az bir su içtim. Ve gerçekten şu an rahatsızım ve gece maalesef iki tane pencere açık kalmış. Haberimiz yok. Rabbim herkese, bütün hastalara şifa versin. Yiyenlere afiyet olsun. Beni sevdiklerinizden paylaşırsanız bana destek olursunuz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada pilavımıza da bakalım. Pilavımız pişmek üzere. Şöyle.